Nanacığım, asma artık suratını. Sana söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Görürsün bak. Umarım Kulina. Dünyada yaşamaya çok alıştın değil mi? Ben onları çok seviyorum Kulina. Aa arkadaşlar, Nana gelmiş. Hoş geldin Nana. Hoş bulduk. Yoksa aramıza mı döndün Nana, ne güzel. Ne o? Çok mutsuz görünüyorsun. Bir sorun mu var yoksa? Yok canım. Nana'nın bir müddet burada kalması gerekiyor, o kadar. Sonra yine geri dönecek. Hadi Nana, bize dünyada geçen günlerini anlat. Çocuklar, onu rahat bırakın. Şimdi çok yorgun. Vay 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 vay. Bakın da kimler gelmiş. İnsan olmayı beceremeyen bez bebek Nana. Saçmalamayı bırak Şoker. Nana yakında dünyaya geri dönecek. Hah. Neye üzülüyorum biliyor musun Nana? Böyle güzel bir dilek senin gibi aptal bir bebeğin sayesinde tebaa oluyor. Oysa ben olsaydım şimdiye kadar çoktan insan olmuştum. Şoker, şansını fazla zorlama. Nana çok yakında dünyaya geri dönecek ve insan olmayı başaracak, anladın mı? Hadi gel Nanacığım, muhatap olmayalım. Bakalım her şeyin yoluna girmesi o kadar kolay olacak mı? Bu kez kendi sahamda oynuyorum. Deplasmanda değil, Kulina. Daha şimdiden öyle özledim ki onları. Haklısın Nanacığım. Ama biraz sabırlı olmak zorundasın. Bu işi çözmemiz gerekiyor. Bak araştırıyorum işte. Araştır bakalım Kulina. Şu anda ne yapıyorlar acaba? Al izle o zaman. Camlarım benim. Hemen de damlamış. Sakin ol Nana. Nasıl sakin olayım? Baksana Hakan'ın ağzının içine giriyor yine. Bu eski kocasıyla Kanada'ya gidecekti hani. Çocuklar neden suratınıza sık bakayım ha? Nana gitti diye üzülüyorlar. E hadi bırakın canım üzülmeyi. Hadi hep beraber oyun oynayalım ha? Olur mu? Evet. İyi ikiniz oynayın işte. Nana çok yakında dönecek zaten. Belki de sizden sıkılmıştır. Hayatını yaşıyordur şimdi. Ha? Yağmur baba ya. Şaka yapıyor Yağmurcuğum, şaka. Kulina, şu kadını yaptıklarını görüyor musun? Şşt Nana. Bu kadına bayılıyorum. Zehir gibi. Bakın çocuklar, bu Nana'nın hayatı. Biz karışamayız. Nasıl davranmak istiyorsa öyle davranır. Hayır ya, Nana geri dönecek. Tabii dönecek, bize söz verdi. Daha çok beklersiniz. Gıcık sen karışma. Buranın havası bozuldu Yağmur, hadi. Ben de geliyorum. Git kızım ya, annenle kalsak. Biraz nefes alalım. Çocuklar. Aman ben de size çok meraklıydım. Hakan, üzerlerine gitme hayatım. Zaman geçince alışırlar. Vallahi hayatım, Nana dönmezse Makbuş'un işi iş. Baksana, iki saatte bir sofrayı toplayamadı. Çok yaşlandı tabii. Hayatım, şu huzur evi meselesini bir daha düşün derim. He? Simge, bunun hiç sırası değil şimdi. Zaten canım çok sıkkın. Şu kadına bak ya, hiç boş durmuyor. Hemen Hakan'ı doldurmaya başladı. Ah, Nana, ha? Galiba bir şey buldum. Çabuk ol Kulina. Çocukları şimdiden çok özledim. Hakan'cığım, hafta sonu iki günlüğüne bir yere mi kaçsak ha? Hem bu tatsız olayları unutur kafa dinleriz. Ne dersin? Aslında hiç fena olmaz. Ben de o kadar bunaldım ki. Tabii canım. Çalış çalış nereye kadar, öyle değil mi? Buyurun. Teşekkürler Makbuş. Sağ ol Makbuş. Hakan, bunu bana nasıl yaparsın? Ay bırak şimdi Hakan'ı, bak ne buldum. Sadece mavi ormanda yetişen oyuncak ağacının meyvesinden yapılan iksir derdinin devasıymış. Ay ne kadar ilginç, bu yaşıma geldim hala yeni şeyler öğreniyorum değil mi? Hı hı. Her oyuncak buraya ilk geldiği zaman onun adına mavi ormana bir ağaç dikilir. O ağaçta yılda bir kere meyve verir ve bu meyveden yapılacak iksir sen insan olana kadar dünyada güçlü kalmanı sağlayacak bir öze sahiptir. Güzel.
Tamam. Hadi gidip o meyveyi bulalım. Aa, otur bakalım. Hemen acele ediyorsun. Geceleri mavi orman oldukça karanlık ve tehlikelidir. Hele bir sabah olsun gidip bakarız nanacığım. Bir aksilik olacak ve geri dönemeyeceğim diye çok korkuyorum. Merak etme, sabah erkenden gider, senin ağacını bulur, meyveyi kopartırız. Şimdi tehlikeye atılmanın hiçbir anlamı yok. Ama ben bu tehlikeyi göze alıyorum. Bakalım sabah olduğunda o meyveyi yerinde bulabilecek misin? İnsan olmak istiyormuş. Çok. Nana, hadi yatalım artık. Yani her şey yoluna girecek, güçlü olmalısın. Hadi. Sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum çocuklar.